Endi murakkab funksiyaning xoslasiga doir misollar ko'rib chiqamiz. Mana misollarni ko'rib chiqamiz. Murakkab funksiyaning xoslasini yana bir esga olaylik. Mana bizga birorta murakkab funksiya berilgan bo'lsa, y teng f gx. Ya'ni funksiyaning ichida yana bir boshqa funksiya kelyapti. Buni xoslasini topish uchun biz mana bunday yo'lni tutdik. Gx ni u bilan belgiladik. Natijada biz y teng f u funksiyasini hosil qildik. Keyin buni xoslasini oldik. y' teng f'u ko'paytirib u'. Mana bu formula bilan biz murakkab funksiyaning xoslasini topdik. Mana u'ni o'rniga yana gx ni olib kelib qo'yib yozishimiz mumkin. Bu holda biz y' teng f'gx, ya'ni u'ni o'rniga gx ni yozdik. Endi u' ni o'rniga g' yozamiz. Ko'paytirib g'x. Mana bu murakkab funksiyani topish formulasi. Mana bu formuladan topsak ham bo'ladi, bu formuladan topsak ham bo'ladi. Endi avvalgi misollarda biz mana bunday belgilash yordamida yechdik. Endi belgilamasdan qanday yechish mumkin? U bilan belgilamasdan birdaniga xoslasini olish mumkinmi? Olish mumkin, unda mana bu formuladan foydalanamiz. Bu nima degani? Bu yerda demak bu funksiya ikkita funksiyadan tuzilgan, mana f tashqaridagi funksiya. Demak, biz buning uchun biz misollarda qaysi funksiya tashqarida, qaysi biri ichkarida, shuni ajratishimiz kerak. Mana bu yerda f tashqarida, g ichkarida. Masalan, mana birinchi misol uchun kosinus tashqaridagi funksiya f x kvadrat qo'shib 3 g funksiya ichkaridagi funksiya. Hosila qanday olinar ekan? Tashqaridagi funksiyaning hosilasi argumentga gx ni o'z yoziladi. Ko'paytirib ichkaridagi funksiyaning hosilasi. Endi xuddi shu formulani tatbiqini ko'ramiz. Endi biz u bilan belgilamasdan birdaniga xoslarni topamiz. Demak, sizlar qaysi biri qulay bo'lsa, ana shu yo'l bilan topinglar. Agar u bilan belgilash qulay bo'lsa, u bilan topinglar. Agar mana hozir mana bu ikkinchi yo'lni keltiramiz. Bu qulay bo'lsa, bu yo'l bilan xoslarni topinglar. Birinchi misol. Demak, xoslasi y' teng tashqaridagi funksiyaning xoslasi kosinusning xoslasi minus sinus x kvadrat qo'shib 3 ni, ya'ni g ni o'zini ko'chirib yozaman. Mana g ni o'zi ko'chirib yozilyapti. X kvadrat plus 3. Ko'paytirib, endi ichkaridagi funksiyaning hosilasi, ya'ni x kvadrat qo'shib 3 ning hosilasi. X kvadrat qo'shib 3 strix. Endi hisoblab qo'yamiz. X kvadrat qo'shib 3 ning hosilasi x kvadratning hosilasi 2x ga teng, 3 ning hosilasi 0 ga teng, demak buning hosilasi 2x ga teng ekan. Endi javobni yozayotganda 2x ni sinusni oldiga yozamiz. Minus 2x sinus x kvadrat qo'shib 3. Hosila olindi birinchisini, birinchi funksiyaning hosilasi. Endi ikkinchi funksiyaning hosilasini topamiz. Ikkinchi funksiya. Masalan bu yerda ham kelinglar, bu misollarda u belgilash yordamida u dan foydalanmasdan hosilasini hisoblaymiz. y' teng. Bu yerda logaritm funksiyasini, logaritmning xoslasini bilishimiz kerak. Mana bu tashqaridagi funksiya f, mana bu ichkaridagi funksiya g. Logaritmning xoslasi qanday qilib topilardi? Bizga ma'lum, logaritm x ning xoslasi 1 taqsim x ga teng. Shu formuladan foydalanamiz. Xo'p, logaritmning xoslasi 1 taqsim. Endi bu yerda x yozmaymizda, bizda mana bu funksiya kelyapti. Shu g funksiyasini o'zini yozamiz. X kvadrat minus 3 kosinus x ko'paytirib, endi ichkaridagi funksiyaning hosilasi, ya'ni x kvadrat minus 3 kosinus x ning hosilasi. Mana bu formuladan foydalanamiz. Hosilani hisoblaymiz va teng makhrajning o'zini yozamiz. X kvadrat minus 3 kosinus x, buni hosilasi 2x minus 3 kosinusning hosilasi minus sinus x. Va minusni mana bu minus bilan plus bo'ladida sinusini bu yerga yozaman. Shunday qilib mana bu ikkinchi funksiyaning hosilasi mana bu funksiyaga teng ekan. Uchinchi misolga o'tamiz. Hosilasi 3-misol y' teng
Burada iki de fonksiyondan tuzulgen. Bana y deyin y derecesi x ve y deyin sinüs 3x. Bana bu fonksiyonlardan tuzulgen. Eğer birinci fonksiyonu sinüs 3x'ini obarıp koysak, bu fonksiyon hasıl bulardı. Y derecesi sinüs 3x hasıl bulardı. Demek taşkardaki fonksiyon y derecesi x iken. Sinüs x içkardaki fonksiyon iken. Çünkü x'in oraya 3x'ini, sinüs 3x'ini koysak, bana bu fonksiyon hasıl bulardı. Demek ki bana bu f taşkardaki fonksiyon iken. Demek birinci y derecesi x'ten hasılı alalımız. Y derecesi x'ten hasılı ise bizge malum. Bana bir yazalımız. Y derecesi x geteyim. Demek bir de y derecesi x'in oraya sinüs 3x yazalımız. Sinüs 3x. Köpaytırı sinüs 3x'nin hasılası. Yani bunu bu haslasını tapışı için yani itibar verirdik. Bu ham öz nöbetinde iki de fonksiyondan tuzulu yaptı. Sinüs ham da 3x'ten tuzulu yaptı. Mana bu sinüs f bu c rolünü oynayacaktı. Demek bunu tapışı için biz yani yukarıdaki kaydadan faydalanırız. Taşkardaki fonksiyonun haslası. Kosinüs 3x'ini köçürüp yazalımız. Köpaytırı. 3x'in hasılası 3 gedeyin. Yani 3'ünü aldın gibi yazıyorduk. Yeni de sadalaştırıp koyalımız. Teng, y derecesi sinüs 3x köpaytırı bana bu ifade 3'ünü yeni aldı gibi yazıyorduk. Köpaytırı kosinüs 3x'ini bir keyni ahırı gibi yazıyorduk. 3x. Şimdi kalıp bu fonksiyonun cevabı bu fonksiyonun hasılası bana bu fonksiyonu getirin. Nabattaki misal, 4. misal.